Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle fen bilimlerinden kuvvetin etkileri adlı konu işleyeceğiz. Duran bir cismi hareket ettiren, hareket eden bir cismi durduran, cismin hızında, yönünde ve şeklinde değişiklik yapan etkiye kuvvet diyoruz çocuklar. Canlıların hareket edebilmesi için dışarıdan bir kuvvet uygulanmasına gerek yoktur. Canlılar bir konumdan başka bir konuma geçip yer değiştirerek hareket ederler. Örnek verecek olursak, bir insan koşarken, bir balık yüzerken, bir tavşan zıplarken, bir ayçiçeği yönünü güneşe çevirirken bir kuvvete ihtiyaç duymazlar. Neden? Çünkü bunlar canlı varlıklar. Cansız varlıklar, canlı varlıklar gibi kendiliğinden hareket edemezler. Harekete geçebilmek için onlara bir kuvvet uygulanması gerekir. Bir arabayı hareket ettirebilmek, hareket halindeki bir bisikleti durdurabilmek için bu araçlara dışarıdan bir kuvvet uygulamak gerekir çocuklar. Günlük yaşamımızda bazı cisimlere itme, bazı cisimlere de çekme kuvveti uygulayarak cisimleri hareket ettiririz. Resimlerde de görüyorsunuz değil mi çocuklar görsellerde? Kuvvetin cisimler üzerindeki etkileri. Duran cisimleri hareket ettirebilir. Hareket halindeki cisimleri durdurabilir. Hareket halindeki cisimlerin hızını arttırabilir veya azaltabilir. Hareket halindeki cisimlerin yönünü değiştirebilir. Cisimlerin şeklini değiştirebilir. Kuvvetin hızlandırıcı etkisi. Hareketli bir cisme hareket yönünde bir kuvvet uygulandığında cisim hızlanır. Örneğin, hareket halindeki bir bisiklete aynı yönde bir kuvvet uygulandığında bisikletin hızı ne olur çocuklar? Artar. Kuvvetin yavaşlatıcı etkisi de bulunmaktadır. Hareket halindeki bir cisme hareket yönüne zıt bir kuvvet uygulanırsa cismin yavaşlamasına hatta durmasına neden olur. Örnek verecek olursak çocuklar, hareket halindeki bir otomobilin kırmızı ışık yandığında frene basılınca otomobil önce yavaşlar, daha sonra da durur. Görselde de görüyorsunuz çocuklar. Kuvvetin yön değiştirici etkisi. Hareket halindeki bir cisme hareketi yönünden farklı bir yönde ve cismin hareketini sağlayan kuvvetten daha büyük bir kuvvet uygulanırsa cismin hareket yönü değişir. Örnek verecek olursak çocuklar, bize doğru gelen bir tenis topuna raketimizle bir itme kuvveti uygulayarak topun yönünü değiştirebiliriz. Kuvvetin şekil değiştirici etkisi. Cisimlere sıkma, bükme, vurma, germe gibi kuvvetler uygulanarak cisimlerin şekillerinde değişiklik meydana getirilebilir. Örneğin, bir vazoya uygulanan kuvvet vazonun kırılarak şeklinin değişmesine neden olabilir. Oyun hamuruna kuvvet uyguladığımız zaman hamura istediğimiz şekli verebiliriz. Ne oldu burada? Kuvvetin değiştirici etkisini kullandık çocuklar. Bazı cisimler esnektir. Esnek cisimlere kuvvet uyguladığımız zaman şekil değiştirir. Kuvvetin etkisi ortadan kalktıktan sonra ise cisimler eski şekline dönebilir. Ancak cisme uygulanan kuvvet yeterli değilse cismin şekli değişmeyebilir. Örneğin bir bulaşık süngerini elimizle sıktığımızda süngerin şekli değişir. Kuvvet uygulamayı bıraktığımızda bulaşık süngeri eski haline döner. Bazı cisimler de esnek değildir çocuklar. Esnek olmayan cisimlere uygulanan kuvvet ortadan kalktıktan sonra bu cisimler eski şekline dönemez. Örnek verecek olursak, plastik şişeye kuvvet uygulandığı zaman kuvvetin etkisi ortadan kalksa bile plastik şişe eski şekline dönemez.
Görselde de bunu görüyorsunuz değil mi çocuklar? Plastik şişeyi elimizde böyle sıkıştırıp şeklini değiştirebiliriz. Ama uygulamış olduğumuz kuvveti ortadan kaldırdığımızda, yani kuvvet uygulamayı bıraktığımızda şişe eski haline geri dönemez. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz burada sona erdi. Bir başka derste tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.